Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kapakların görevi nedir? Nasıl çalışır? Kapaklar, şimdi kalbin tabii 4 tane odacığı var ve kalpten hem akciğerlere giden ana damar hem de bütün vücuda kanı sevk eden aort damarın çıkış yerlerinde kapaklar var. Yani 4 tane kapağımız var, evet. Esas olarak. Bu kapaklar kalbin akışı esnasında, kalbin çalışması ve durması esnasında açılıp kapanarak kan akımının sevkiyatını sağlıyorlar ve kanın geriye kaçmasını engelliyorlar. Evet. Bu kapakların hastalıkları tabii doğuştan olma ihtimalleri var. Bir kısmı doğuştan kapaklarda problemler olabiliyor. Ama en çok sık gördüğümüz, özellikle Türkiye'de yıllar içerisinde azalmakla birlikte az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülmek üzere romatizmal kapak hastalıkları ön planda. Ama daha çok gelişmiş ülkelerde bu romatizmal kapak hastalıkları artık Türkiye'de azalmaya başladı. Gittikçe azalma eğiliminde, bu çocukken romatizmayı engelleme oranları oldukça arttı. Antibiyotiklerin kullanımı, çocukların doktora ulaşım oranlarının artmasıyla romatizmal kapak hastalıkları oldukça arttı, ama yaşlı nüfus arttığından dolayı bu sefer de kapaklarda kireçlemeler. Çünkü hastalarımız eskiden 60-70 yaş oranı varken şimdi bu 70-80'lere çıktı ve bu yaş arttıkça da ne oldu? Bu kapaklarda kireçleme oranları artmaya başladı. Dejeneratif hastalıklar dediğimiz bir grup son yıllarda Türkiye'de bu sık gözükmekte ve gelişmiş ülkelerde sık gözükmekte. Doğuştan kapak hastalığı olduğu zaman genelde doğduktan sonra çocukların rutin kontrollerinde bunlar genellikle tespit ediliyor. Bir kısmı ameliyat edilebiliyor, bir kısmı takip edilebiliyor. Romatizmal kapak hastalıkları olduğu zaman çocukken geçirilen bir romatizma, yani boğaz enfeksiyonu ve bununla bağlı olarak da kapaktaki bir tutulum sonucu yıllar içerisinde, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl içerisinde o kapakta büzüşmeler ve kalınlaşmalar ve fonksiyon kaybı gelişiyor. Bu ne oluyor? Bu kapak alanı daralıyor. Kapak hareketleri tam olmadığı için kapak kanı geriye doğru kaçırıyor. İşte, evet. Yani kapak darlığı ve yetmezliği, genellikle ikisi bir arada sıklıkla oluşuyor. Ve buna bağlı olarak da bu kapaktaki darlık oluşumuna bağlı, bu romatizmal kapak için söylüyorum, bu darlığa bağlı olarak da kan sevkiyatı yavaşlıyor. Aortadan bütün vücuda yayılması gereken kan miktarı az oluyor ve akciğere doğru, geriye doğru yansıyor. Ve bu sefer ne oluyor? Akciğer tansiyonu yükseliyor, nefes darlığı gibi şikayetler başlıyor. Dejeneratif kapak hastalıkları da bu daha çok kireçleme dediğimiz kapağın kireçlemesi. Yani yaşla birlikte nasıl eklemlerimiz kireçleniyor, işte organlarımız yaşlanıyor. Kapak da aynı şekilde yaşlanarak ve kireçlenerek, o da özellikle darlık dediğimiz kapak, özellikle aort kapaklarda sık görürüz bunu. Aort kapak darlığı dediğimiz problem ortaya çıkmaya başlıyor ve bu da oldukça ciddi. Yani ya ameliyatla ya da işte son yıllarda TAVI dediğimiz bir yöntemle, kateterle girerek o kapağı düzeltmeye çalışıyoruz. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.